Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklar için bir tane video çekeceğim. Çocuklar için bir tane yemek tarifi çekeceğim. Ama normal yumurta. Yumurta yapmayı öğreteceğim. Annem bana öğretti. Ben de size öğreteceğim. İlk önce bir tane yumurta gerekiyor. Küçük bir tane kap gerekiyor ya da büyük de olur. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. İşte bir de karıştırmalık bir şey gerekiyor. Şundan büyüğü de var. Bunun küçüğü de var. Büyüğü de var burada. Ama ben küçüğünü kullanacağım. Burada bir sürü sucuğumuz var. Burada da tereyağımız var. Hadi başlayalım. Böyle elleriniz şey olduğunda gidip elinizi yıkayın bir de. Hadi şimdi uyudur geliyorum. Tamam. Geldim, ellerimi yıkadım. Şimdi ise bu yumurtayı çöküyoruz. Ne kadar istediğiniz kadar işte çırpıyorsunuz istediğiniz kadar. Bir bölgede sonra istediğiniz zaman bırakıyorsunuz. Küçük tavayı hazırladın mı anne? Ha evet buradaymış. Hazırladım burada. Bizim ocağımız bozuk. Sen ona bas, ben buna basayım. Biraz diğer ocağa da basmak gerekiyor. Çünkü o ocağın şeyi bozuk. Direkt atabilirsin içine. Ya ben de. Evet. Peynir oldu elim. Yani tereyağı. Hani benim dersim başlayacak ama bunu yapana kadar bilmiyorum. Başlamaz, merak etme. Dersine daha yarım saat var. Başlayacağını da söyle. Söylerim. Ben saate bakıyorum. Tereyağlarımız da eriyor. Sabah kalktığınızda evde hiç kimse olmadığında çocuklar şey bunu gördüklerinde izleyerek belki yapabilirler. Bilmiyorum. Yapma şansları %1 milyar. Söyleyecek sayı bulamadım da. Tereyağlı geliyor. Eriyorlar mı? Eriyorlar. Bakalım yakından. Erimez sucukları atmaya başlayacağım. Bu arada tarifimizin ismi sucuklu yumurta. Bu şimdi buradan çekeyim artık. Erimiş ne? Şimdi atmaya başlayalım. Şey yap, tabakla dökebilirsin. Tabakla at, daha kolay olur. Yani çok fırlayan şeyler ölmüyor. Yavaş dök, yavaş. Heyecan yaptın. Heyecan mı yaptın? Yardımcı olayım mı? Yok. Tamam. Ya tabağa yaklaştır. Aşağıdan dök. Oran bir şey fırladı. Ama çok yukarıdan döktün de ondan oldu. Ben yardım edeyim istersen burada sana. Aa. Ayağım yok. Ayağım yanıyor. Bak şöyle yakından dökersen sıçramaz. Anladın mı? Sen yukarıdan döktün. Onu da mı aldın? Hı. Tamam. Şimdi onunla da olsun de. Şunu alalım. Yani bunu kullanıyorum çünkü bana uygun bu. Ya da siz istediğiniz bir tane şeyle karıştırabilirsiniz ama tehlikeli bir şeyle karıştırmayın, yoksa eviniz bu. Tamam, yumurtalarımızı dökelim. Aşağıya biraz ama neyse. Olsun, ben temizlerim. Olabilir. Böyle kazalar olabilir. Evet, siz zaten yapması o kadar kolay değil.
Bunlar mutfak kazaları. Pişmeye başladı hemen. Tabii yumurta çabuk pişiyor. İlk defa dün yapmıştın değil mi? Evet, dün yapmıştım. İlk defa kendim yemek yapmıştım. Evet, Demir kendisine sucuklu yumurta yapmak istedi. Ben de ona öğrettim değil mi annem? Ve çok lezzetli oldu. Yedi dün ilk defa. Kendi başıma önünde. Ekmekle yedim. Bitiremedim çünkü çok büyüktü bunun gibi. Ama bu da büyük oldu ama neyse. Dıştı söylemi. Galiba. Dıştan içe birazcık karıştır. Ha öyle. Bak güzel pişmiş. Demir çok pişmiş seviyor yumurtayı. Ne? Şöyle ben tabağa yakına koyayım. Altına da bakıyorsun öyle. Ne oldu? Ateş vurdattı. Ay sen pişmiştik. Tamam kapat şimdi onu. Tamam. Şimdi dökebilirsin. İşte sucuklu yumurtamız hazır. Yakından da çekelim. Harika olmuş. Cidden. Demir'e afiyet olsun. Hoşça kalın da der misin tabaklara? Hoşça kalın. Bay bay. Yumurta sevmeyen bir çocuk eğer yumurtasını kendisi pişirirse sonuç bu. Burayı da temizlemek tabii ki benim işim. Ama ben çok mutluyum. Oğlum yumurtasını yedi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.